deneyimli Kürt e, siyasetçi, tutuklu Kürt siyasetçi e, Gülten Kışanak ablasının cenazesine cenazesine dönerken kötü muamele ve işkenceye maruz kaldığı ortaya çıktı. Kocaeli'den Kandıra F.T.P. tutuklu e, cezaevine götürülmekte olan Gülten Kışanak bilgi verilmeden ilk önce Elazığ cezaevine götürülüyor. Kirli bir depoda geceyi geçiriyor. Bunların hepsini Emek Partisi Antep Milletvekili Sevda Karaca Gülten Kışanak'a ziyareti sırasında öğrendi ve şartsız egemenliğini koruyacağıma. Emep Milletvekili Sevda Karaca, Kandıra Cezaevinde Gültan Kışanak, Figen Yüksekdağ ve Nurhayat Altun'u ziyaret etti. Sevda Karaca'nın Kürt siyasetçi Kışanakla kısa görüşmesinden sonra aktardıkları, Kışanak'ın ablasının cenazesinden sonra neler yaşandığını ortaya çıkardı. Gültan Kışanak ablasının cenazesi defnedildikten sonra apar topar alandan götürülmüştü. Kışanak'ın Kandıra cezaevine götürüleceği beklenirken habersiz bir şekilde Elazığ cezaevine götürüldü. Yanında herhangi bir eşyası ve ilaçları bulunmamasına rağmen geceyi kirli bir depoda geçirmesi için zorlanan Kışanak sabah olduğunda ise bir yetkiliyle görüşmek istedi. Saatlerce isteğine cevap verilmeyen Kuşanak, nöbetçi müdüre siz insan mı kaçırıyorsunuz, kimseye haber vermeden beni buraya getirdiniz, avukatımla görüşmek istiyorum dedi. Kuşanak'ın ısrarı sonucu ailesine Elazığ'da olduğu bildirildi. Avukatları Elazığ'a ulaştıktan sonra uzunca bir süre hukuksuzca bekletildiler. Avukatlarıyla Kuşanak'ın görüşmesi başladığı anda ise jandarmaların Kuşanak'ı alıp götürdükleri belirtildi. Yine görüşme hakkı engellendi. Elazığ Havalimanı'ndan Kandıra'ya gidileceğini düşünen Kuşanak, uçak bulunmama bahanesiyle 7 saatlik bir yolculukla Sivas'a götürüldü. İşkenceye dönüşen bu yolculuk sonrası gece 3'te ancak Kandıra Cezaevi'ne gidebildi. Kürt siyasetçi Gülten Kışanak'ın ziyaretine gitmesiyle beraber bu bilgileri öğrenen EMEP milletvekili Sevda Karaca, taziyesi olan ve acısı büyük olan bir insana bunların reva görülmesinin insanlık dışı ve hukuksuz olduğunu belirtti. Bu eziyetin sorumlularının ortaya çıkarılması gerektiğini söyleyen milletvekili Karaca, Adalet Bakanlığı'ndan açıklama beklediklerini ifade etti. Konuya ilişkin Halkların Demokratik Partisi de sosyal medyadan açıklama yaptı. HDP yolculuk ücretlerinin ödenmesine rağmen hava yolculuğuna izin verilmediğini belirtti. Gülten Kıçanak'a yapılan işkencenin Kürt halkının mücadelesine duyulan kinin intikam duygusunun açık göstergesi olduğu da açıklamada yer aldı.